Evet. Evet, kesin olmayan sonuçlara göre Ali Koç başkan efendim. Başkanlığı garantilemiş. Hayırlı uğurlu olsun camiaya, Türk futboluna, Fenerbahçe taraftarına, herkese hayırlı uğurlu olsun. Her zaman söylediğimiz gibi spor ve her alanda aslında asalet, kibarlık, zarafet yakışıyor. Ali Koç da değerli eski başkan da bunu, Aziz Yıldırım da bunu gösterdi. En azından bu gerginlik ortamında, kötü günlerden geçtiğimiz bir Türkiye var karşımızda. Maalesef. Aslında bu tırnak içinde tatlı çekişme hepimize iyi geldi. İşte güzel anekdotlarla Onika Zinyan da anlatıyor. İlerleyen günlerde de konuşulacaktır. Güzel bir tablo çıktı ortaya. Umarım Fenerbahçe için de çok çok iyi olur. Burçin Atılgan, bu Türk toplumun ihtiyacı olan bir şey. Kesinlikle, yani uzlaşma. Yani şu anlamda tabii ki, bakın mesela Galatasaray'da kongresini öyle yaptı, sessiz sedasız yaptı. Sayın Süheyl Batum aday olmuştu, anayasa profesörü. Evet. O da Sayın Dursun Özbek'le paylaştı sistemi. Şimdi Fenerbahçe'de gayet efektif, gayet düzgün bir kongre sonucuna ulaştı. Kulağınıza geldi galiba. Ben bakamadım. Evet evet. Şimdi yönetmen arkadaşım Hasan olsun. Efendim, bahsetti. Tabii bizim rejide de biliyorsunuz sporcular doludur yani. Bizim herkes çok iyi. Yani bilir. Emin olun bilir yani. Şeyde artık böyle olduysa bundan sonrasının hemen bir yemek yenecekmiş. Baş başa. Öyle mi? Kameraları falan sevmiyorum dedi Sayın Aziz Yıldırım. Evet. Her zamanki şey. Aziz Yıldırım daha mazbuttur o konularda. Öne çıkmayı çok fazla. Bak yan yanalar şu anda. Çok, arkadaşlar görüntüyü tam verebiliyor muyuz? Bravo. Geçelim oraya. Evet. Bravo. Aziz Yıldırım. Harika bir görüntü bu ya. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Evet efendim. Ali Koç bir kez daha başkan. Aziz Yıldırım ve Ali Koç gibi iki tane dev isim. Evet, konuşacak. Mikrofonda gidiyor.